Bugün burada 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle şehitlerimizi almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Törenimiz bir dakikalık saygı duruşuyla başlayacaktır. Ardından Büyükelçiliğimiz Geçici Maslahat Üzeri 1. Müsteşar Engin Solakoğlu ve Silahlı Kuvvetler Ateşe Yardımcısı Jandarma Yarbay Haldun Öğüt birer konuşma yapacaklardır. Şimdi herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Başkomutanım, Paris'teki misyonlarımızın değerli mensupları. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2002 yılında Çanakkale Deniz Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart gününün yıl dönümlerini, aziz şehitlerimizin hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şehitler Günü olarak ilan etmiş. Aralarında Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bulunduğu çeşitli kurumlarımız tarafından farklı günlerde yapılan Şehitler Günü törenlerini tek bir günde toplamıştır. 1915'te Anapartalar cephesinde alevlenen Deha'nın ışığı, daha sonra Kurtuluş Savaşımızı ve Cumhuriyetimizi aydınlatmıştır. Bugün Türkiye'yi geri kalmanın, her bakımdan eksik ve kısıtlı yaşamanın bir kader olmadığını ortaya koyan, bir ilham kaynağına dönüştüren enerjinin başlangıç noktalarından birini bundan 96 yıl önce Gelibolu sırtlarında bulmak mümkündür. Türk milletinin varlığını, yurdunu ve onurunu koruma mücadelesinin ve bu yolda yapılan fedakarlıkların Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda sona ermediğini, Paris'te görev yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleri olarak en iyi bizler biliyoruz. Cumhuriyet'in çeşitli kurum ve kesimlerinden gelen 8 evladını şehit verdiği bu şehirde karşı karşıya kaldığımız alçakça saldırılar hepimizin hafızalarında canlılığını koruyor. Buradan birkaç yüz metre uzakta bir hakim köprüsünde Asala terörizminin kalleşçe saldırısına uğrayan Büyükelçimiz İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, şehrin en kalabalık caddelerinden Şanzelize'de katledilen turizm müşavirimiz Yılmaz Çolpan, Bastille Meydanı'nda şehit edilen çalışma müşavirimiz Reşat Moralı ve din görevlimiz Tecelli Arı, yerel makamların gösterdiği affedilmez hoşgörü ve ihmalin azdırdığı teröristlerin Paris Başkonsolosluğumuza düzenledikleri baskında görevi başında can veren güvenlik ateşimiz Cemal Özen ve son olarak aynı örgütün 1983'te Orly Havalimanı'nda gerçekleştirdiği kanlı eylemde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımız Halit Yılmaz ve Hüseyin Memiş'in aziz hatıraları önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Bu 18 Mart sabahı şehitlerimizi hatırlamak ve anmanın yüreğimizde yarattığı sızının ötesinde hepimizin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize özveriyle hizmet etme kararlılığını pekiştirdiğinin bilincindeyiz. Bu kararlılığı bugün saat 12'de bir hakem köprüsünün üzerinde düzenleyeceğimiz ve bundan böyle Şehitler Günü vesilesiyle her yıl aynı tarihte yineleyeceğimiz sade bir anma töreniyle yeniden ortaya koyacağız. Bu vesileyle Büyükelçiliğimiz ve Paris'teki diğer misyonlarımızın saygıdeğer mensuplarının arzu ettikleri takdirde o törene de davetli olduklarını hatırlatmak isterim. Jandarma Yarbay Haldun Öğüt'ü konuşmasını yapmak üzere ve yüceltmek uğruna can veren bütün şehitlerimizi ve aynı yolda yaptıkları fedakarlıkla milletin benliğine nakş olan gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Büyükelçilerim, Sayın Başkonsolosum. Bugün devletimizin bağımsızlığı, kutsal vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü, ulusumuzun birlik, huzur ve güven ortamında yaşaması için seve seve canlarını ve kanlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla andığımız ve bizler için anma gününün de ötesinde derin anlamlar taşıyan çok özel bir gündür. Senin kaderiyle birlikte dünya tarihinin seyrinin de değiştiği Çanakkale Zaferi'nin 96. yıl dönümüdür. Üzerinde yaşadığımız topraklarda hür ve bağımsız olmanın onurunu yaşayarak geleceğe güvenle bakabilmemizi, bu vatan için üstlendikleri görevleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ve kanlarını feda eden şehit ve gazilerimiz, Türk milletinin gurur kaynağıdırlar. Kanlarının güvencesi olarak sonsuza kadar ulusumuzun gönlünde yaşayacaklardır. Bu toprakları kanları sizler, bu kutsal vatan uğruna kanınızın son damlasına katacağınızı bütün dünyaya gösterdiniz. Bugün sizlere duyduğumuzda saygıyla eğiliyoruz. Emin olun ve bizlere emanet ettiğiniz Türkiye'ye takat ve fedakarlıklarınızı büyük bir gururla daima yüreğimize taşıyacağız.
başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale zaferini ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bizlere armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk ulusunun huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, bugün bir kez daha tüm şehit ve gazi aileleriyle tarihi boyunca devletinin bekası için evlatlarını feda eden yüce Türk ulusuna şükranlarımı sunarım. Arz ederim. Sayın Başkonsolosum, Sayın Genel Müdürüm, değerli arkadaşlar, törenimiz sona ermiştir. Saat 12'de Biraken Köprüsü'nde yapılacak olan anma töreni için saat 11.45'te buranın araçlar kalkacaktır. Dileyen arkadaşlar onunla, dileyen arkadaşlar da yayın olarak o noktaya ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Burada bundan 36 yıl evvel şehit edilen büyükelçimiz ve makam şoförü Talip Yener Büyükelçimiz İsmail Erez'in anmak için ve Paris'teki diğer şehitlerimizi de anmak için toplandık. Çok kısa bir tören olacak. Bir çelenk koyacağız. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Ondan sonra ayrılacağız. Geldiğiniz için teşekkür ederim.